İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkebeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle menkıbeler Dünya gölge gibidir Şümeyt İbni Ajlan ki, tabiini izamdan pek fazla korkuyordu Allahü Teala'dan. Derdi ki, ey dünyanın peşi sıra koşanlar, siz ona koşsanız da dünya hep sizden kaçar. Dünya gölge gibidir, önünüzden gider hep. Gölgesine yetişen bir kimse var mı acep? Eğer ki yüz çevirip kaçsaydınız siz ondan bu seferde o sizin koşardı arkanızdan. Dünya çok vefasızdır. Bir üzüntü, bir sevinç. Böyle bir yalancıya insan aldanır mı hiç? Ey insan, bilir misin dünya denen şey nedir? Dünya seni Allah'tan alıkoyan şeylerdir. Kadın, çocuk, mal, mevki ve makam düşüncesi, eğer böyle iseler, dünyadır her birisi. Unutturmuyor ise Allah'ı bunlara eğer, dünya denmez bunlara, hepsi de nimettirler. Buyurdu, ey insanlar, biliniz ki pek âlâ, sizi ahiret için yarattı Hak Teala. Böyleyken bir mümin bırakıp ahireti dünyaya sarılırsa ne olur akibeti? Halbuki dünya fani, ebedidir ahiret. Öyleyse ebediyi bu faniye tercih et. Bak, ömrün azalıyor. Ölüme gidiyorsun.'' hazırlığın bile yok niçin üzülmüyorsun şuna çok şaşarım ki vardır bazı kişiler ahiretin ebedi olduğunu bilirler lakin yaşayışları uymaz inançlarına koşarlar bir hırs ile dünya kazançlarına hem de kötü bilmezler onlar bu bozuk hali yaşarlar gaflet ile uyur gezer misali. Kendisi az konuşur, az uyur ve az yerdi. Sair insanlara da bunu tembih ederdi. Derdi, ey Adem oğlu, sus ki felah bulasın. Zira çok konuşmakla bir yere varamazsın. Bir gün oturuyordu oğluyla bir yerde. Eğlenen bir cemaat gördü biraz ileride. Buyurdu ki: Evladım, şunların haline bak. Birkaç yıl sonra hepsi kabirlerde olacak. Bu müthiş hakikati onlar da biliyorlar. Buna rağmen nasıl da böyle eğleniyorlar? Zira buyuruyor ki Peygamber Efendimiz lezzetlere son veren ölümü ya dediniz yine bir hadisinde buyurdu Ey insanlar sizin bildiğinizi bilseydi hayvanlar asla bulamazdınız yemeye bir lokma et Zira kederlerinden ölürdü hepsi Elbet buyurdu. Ey insanlar! Gelin, gaflet etmeyin. Tövbe ve istiğfarı bir an geciktirmeyin. Sonra tövbe ederim derseniz bugün şayet, yarın pişmanlığınız çetin olur be gayet. Zira buyurmuştur ki Peygamber Efendimiz, yarın yaparım diyen helak oldu biliniz.'' Aklı olan dünyada henüz ecel gelmeden, ölüm ve ahirete hazırlanır önceden. Bilir ki dünya fani, ebedidir ahiret, ahiret günü için gösterir sayü gayret. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim İslam alimlerinden Evliya Keram'dan olan Hacı Bayram-ı Veli Rahmetullah Teala buyuruyorlar ki Alim ve Evliya'nın kabirlerini ziyaret ediniz. Zira o büyükler kendilerini ziyaret edenlere şefaat ederler buyuruyor Hacı Bayram-ı Veli Kudüs'e sorun. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurunuz. Alo ben mi? Evet buyurunuz efendim. Ben Malik mezhebini taklit ediyorum da gusül abdesti aldıktan sonra yok başını mesretmedin, yok şuranı yıkamadın diye düşünceler geliyor. Tekrar gusül al, abdesti almam gerekir mi? Hatırlamıyorum da. Yarım saat sonra geçiyor orasını yıkıyorum. Yani bu benim şeyim kuslüm oluyor mu? Geç çıkıyorum. Malik mezhebini de taklit ediyorum. Geç çıkıyorum. Tekrar kusur gerekir mi? Vesvesem var benim bir de. Anlaşıldı efendim. Tamam çok teşekkür Peki. ediyorum. Teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hocam sorular mı olacaktı? Buyurun başlayın. Ben Malik mezhebini taklit ediyorum da bir namaz e, abdestle iki vakit, üç vakit namaz kılabilir miyim? Tabii. <laughs> Normal evde mesela. Tabii tabii. İzah edeceğiz efendim. İzah, efendim. efendim? İzah edeceğiz. Tamam. İkinci sorum da hocam. E, namazların arkasından dua ederken mesela e, tövbe etsek olur mu? Ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek iman izleyecek bende bir hal hani olduysa diye. E, Allah'ın ürüdü duasını okuyabilir miyiz? Mesela her gün Tabii tabii. Beş vakit namazı arkasında dua ederken bundan hep okuyabiliriz ve söyleyebiliriz. Ha, bir de mesela e, bundan sevaplarımızı, namazdan olan sevaplarımızı ölülerimize mesela hediye Hı -hı. edebilir miyiz? Tabii. Tamam hocam. Tamam. Sağ olun. Peki teşekkürler. Dinliyorum. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Hey hocam. Dua ederken mesela yağmur yağarken edilen dua kabul kabul oluyor diye sokağa çıktık mesela ee, elimizi kaldırmamız mı gerekiyor yoldan öyle durumlarda dua ederken hep elimizi mi açmalıyız yani öbür türlü duaların kabul olması nasıl oluyor ee, bir de Allah Teala'yı Allah bana sabır ver demek yani uygun değilmiş galiba hani hep böyle Rabbine atina ile falan dua etmemiz gerekiyormuş sabır verdiğince sanki daha çok böyle şey oluyormuş yani Peki Lan, efendim. E, Peki. Oldu. Teşekkürler. teşekkürler. Hayırlı evet. günler. Buyurunuz hocam. Alim çok. Fetva veren de çok. Haşa sabır verdiğince. allah Teala sanki sabır verme anlayacakmış. Yanlış anlayacakmış gibi. Yok, daha çok veriyormuş. Daha çok veriyorum. <laughs> Mesela dert bela geldiği zaman da aynı şekilde elhamdülillah falan denmeyecekmiş öyle denirse daha da aynı sonra böyle birisine dert sıkıntı geldiği zaman şey yapmayacakmışım. acımayacakmış acı mı Acırsan işte sana daha çok gelirmiş. Ne uyduruyorlar ya? Ne terbiyesizlik ya? Bunu nerede okudun? Nerede şey yaptın? Hoca kılıklı birisi kendi kafasına göre söylüyor. Tabi vatandaşın da altyapısı olmadığı için kalkıp da sormuyorlar ki ya bu nerede yazıyor? Tabi nerede yazıyor diye bilmesi için bir altyapısı olması lazım. Birazcık bilgisi bir olursa tabi karşı taraftakini feleğini şaşırtırır da. E, bir tane dinleyicimiz yayına girdi de. Tabi e, din görevlisini böyle sıkıştırıyor falan. ...işte bir şey hoparlörle şey yapıyorsun falan demiş hani. Yani zaten küçük demiş herkes uyuyor. Sen demiş bizimle çektiğimizi biliyor mu? Vay be. <laughs> yani din kitaplarında ne yazıyor yok. Hani orada sesini duyuramadıysa birisi cemaatten birisi geldi sesini duyamadı falan. Duyamazsın oradan alırsın. Sen de belli yap. Değil mi? Tabii her, her taraf e, e, şey olduğu sanki için. Oluyor. Oluyor sanki cami doluyor. Cami doluyor sanki. Hatırmaya geliyor. Beş biliyorsun? kişi, beş kişi var yani. Hatırmaya geliyor şey. E, hani ben şurada tı çocukluğumda duyardım ben bunu. Mesela o zaman anlatırken tren istasyonu diyorlardı. Adam e, şimdi kara gitmiş. Bilet alacak falan. E, memur hiç başını kaldırmıyor. Sıraya gir demiş falan. Adam sağına soluna bakmış. Kimse yok. Adam hala başını kaldırmıyor. Başını kaldırmadığı için o gelende bir tane yapıştırmış o memuru. Başını bir kaldırmış. Kim vurdu demiş. Ne bileyim ne bir şey ya bu kadar kalabalık da kim vurdu? <laughs> Arkadan biri vurdu. Arkadan biri vurdu. <laughs> bu kadar kalabalık da. Sıraya gir. Allah Allah. Yani aynen o, o zihniye şimdi. Allah'a Teala. En er talimlerinin e, bildirdiklerinden ayırmasın inşallah Teala. Efendim gelelim ilk dinleyicimizin sualine. Malik mezhebini taklit ediyorum dedi. Usul ve abdestte dedi vesveselerim var. Bu vesvese e, bu bir hastalık. Tabi e, tabii namaz kılan için ibad e, Müslüman için nerede vurur? Usulde vurur, abdestte vurur, namazda vurur. Ha bazılar da burada akıl yürütür. Aa sen gusül abdesti namazı terk ediverirsen bu geçer. Hiç alakası yok. Ben bile çalışırken Lisede öğretmenim, 45-50 yaşları arası bir kadın müfettiş geldi. Elinde eldiven vardı kadının. Bir tane de ...kantine bakan yaşlı bir Mehmet amcamız vardı temiz bir insan değil. Beş vakit namazını kılıyor falan. Ve namaz kılanı görünce de adamın el ayağı karışırdı. Nasıl hürmet edeceğim diye. Mesela birisi evladı yaşındayken falan. Koştururdu böyle bir hizmetim dokunsun diye. Hatta bir seferinde bir namaz kılan arkadaşla onun da namaz kıldığını biliyor. Benim de namaz kıldığımı biliyor. Kantine de bakıyor. Okul dağıldı. Kimse kalmamış. Kantini kapatacak. Arka kapı vardı okulun. Oradan gidiyoruz. Bu gördü hemen bizi ikimizi. Arka tarafta bir cami var orada ikindi namazını kılacaktık. Hemen çağırdı gelin 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 falan. O kadar saf temiz bir insan Allah rahmet eylesin. Bir bardak içtik bir daha için dedi. Israr ediyor. Ya sağ ol Mehmet abi. Zaten dökecektim dedi. <laughs> ya o kadar temiz söylüyor ki. <laughs> ikimiz de birbirimizin yüzüne baktık ki hani şey yapmayalım. Hani gönlüne bir şey gelmesin diye yuttuk. E, dudağımızı ısırdık. <laughs> dışarı çıktık. Tam sonra gülmeye başladık. O kadar tabii söylüyordu ki. Dökecektim zaten dedi. için için. <laughs> <laughs> Şimdi e, mesela o zamanki e, bir e, baktım bu e, simidi e, kağıda sarmış götürüyor. Mehmet amca hayırdır? Ya dedi salak mıdır nedir dedi. Öyle de şey bir içindekini saklamayan birisiydi. Neymiş dedi mikrop kapacak diye dedi. Simidi bile aynı şekilde dedi şeyli poşetli falan. Halbuki orada <laughs> eliyle aldı kağıdı sardı. Onu o istedi dedi. E, sonra e, ben dikkat ettim. E, insan e, hani gülme komşuna gelir başına sözü var. Yanlış bir şey yani şunun için naklediyorum bunu o kadında tesettür yok namaz yok niyaz yok yani din de yok ama vesveseyi düşürme Hastalık. onun için misal verdim bunu. Temizlik hastalığı. Temizlik hastalığı eline eld eldiven takıyor artık böyle e, şeyin sınıfın kapı, kapı, kollarına, kapı falan. kollarına falan mikrop var diyor. Allah bilir o mendili şey eldiveni akşam gidince e, artık şeyin Herhalde çamaşır suyunun içine falan koyuyordur. <laughs> öyle yapıyordur. Öyle yapıyordur. Hastalık bu. Ya doktor yardım alacaksın veyahut da aynı şekilde e, kendini kendi iradeni yükleyebileceksen Etrafındakiler de sana destek olursa atlatırsın bunu. İstiğfar la okumak da aynı şekilde bunu atlatır. Şimdi böyle durumda ne yapacaksın? Dinleyicimiz diyor ki bu sürü abdesti aldım almadın diyor. Hakikaten hafızadan da siliniyor biliyor musun? Şimdi kitaplar açık net. İlk defa başına geldiği zaman kusül aldın yıkamadım dedin tamam. Onu yaparsın. Abdest aldın ilk defa başına geldi işte kollarını yıkamadım baktın hakikaten yani kuru gözüktüm ne ne bir abdest alırsın. İlk defa da iade edersin. Ondan sonra sık sık geliyorsa bu dinleyicimizde olduğu gibi. Senin kusülün olmadı oldu diyeceksin almayacaksın. Şuranı kursun. yıkamadın. Şuranı yıkamadın. Yıkadım diyeceksin. Tamam mı? Abdestte aynı şekilde ayağını yıkamadın. Başına mes vermedin. Kolağını mes etmedin mesela. Yok yaptım ben bunları diyeceksin. Gerçekten yapmadıysan kolunu yıkamadı mesela gerçekten. Ama işte bu hasta olanlar için allah Teala bu dinin bildirdiği emirdir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ibadet emredenin yapmak. Kendi kafana göre değil. Ha, yapmadıysa af af mı oluyor yani? Yapmadıysa allah Teala onu yapmış kabul ediyor. Allah-u Teala buyuruyor ki dönme geriye. Hmm. Dönme geriye. E çünkü bu, bu hastalık... ...ben diyor seninkini yapmış kabul ediyorum. Yapmış kabul ediyorum. Velev ki yapmasam bile yapmış kabul ediyorum. Hatırlamıyor çünkü. E, tamam o zaman mesele yok. Mesele yok. E, o, e, bunu bilince üstüne üstüne gideceksin. Namazda da mesela ilk defa şaşırdın iade et diyor. Ondan sonra şaşırma hatırına geliyorsa... O, e, ...diyeceksin yok. Mesela... Ben annem rahmetli bir gün dedi ki oğlum dedi yani dedi, kaçıncı katta olduğumu şaşırıyorum. Ee, dedim anne kitaplarda yazan kitaplarda yazan ilk defa başına geliyorsa iade et. Sık sık geliyor dedi. Ha sık sık geliyorsa artık zannına göre hareket edeceksin. Oğlum onu da zannedemiyorum. yani insanın başına geliyor benim var ya kaç rekat hakikaten kaçıncı rekat yok. Yokluyorsun yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. O zaman da diyor ki kitaplarda ehl talimleri yazmışlar. ...fıkıh ilmihal kitaplarında... ...zanla hatırlamıyorsun. Mesela... E, ...diyelim ki dördüncü rekattasın değil mi? Bu üçüncü rekat diyorsun. Hatırlamıyorsun gibi şey. Bir rekatta akılıyorsun, selam veriyorsun. E beş oldu. isterse altı olsun. Sen kaç biliyorsun? Dört. Bitti yani. İslamiyet bunu kabul ediyor. Çünkü allah Teala... ...herkese verdiği nispetinde... ...mesela bu bir rahatsızlık. Dizinde rahatsızlık olana ne diyor dinimiz ayakta kılamazsan otur diyor. Efendim diz oturamıyor. Bağdaş kur diyor. Bağdaş da kuramıyor. Ayağını uzat diyor. Nereye kıble istikamete uzat diyor. Efendim kıbleye ayak uzatsam bir tane toka diyecek ha. Ya emir bu. Allah Teala böyle emre diyor. İmam Rabbani Hazretleri ki ibadetler nasıl emredildiyse ibadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Böyle emrediliyor. E şimdi ayakta durmak farzdı. E ne oldu? Terk ettin. Değil mi? Ayakta e, Terk ettin onu. Dolayısıyla diğer hususlarda da mesela İslamiyet diyor ki, dinimiz diyor ki zannına e, göre hareket et. Efendim iki ise ben dört diye selam verdim, dört kabul ettim. E sana ne? İşin sahibi diyor ki ben kabul ettim. Sana böyle emretti çünkü şu anda sen başka bir hastasın. Nasıl ayağı diz hasta olan hastaysa senin de hafızan da aynı şekilde gelip gitmeler var. Yaşlandı, zayıfladı, gelip gitmeler var. Dolayısıyla Allah Teala buyuruyor ki ben kabul ediyorum. Hatta kitaplarda öyle şey yazıyor ki yaşlanıp da Ramazan-ı Şerif'te onu bir e gündüz bir şey yer içerken görürseniz sakın üstüne gitmeyin, hatırlatmayın buyuruyor. Ne kadar ince şeyler yazılmış. E unuttu yedi. İşte nene oruç tutuyor mu oğlum? Öğlen yedi. <laughs> Yesin. Hoş ver ya müdahale etti. Hadi oradan öğlen yediğin sen denmez yani. Denmez. Denmez. Mesela bazen sizin de başınıza geliyor şey yapıyor mesela 90 yaşında diyor benim annem. E bazen duru veriyor namaz kılıyor falan. Abdest yok diyor. Ya sen ne karışıyorsun? Karışma ona artık. Varsın kılsın. Efendim işte abdestsiz namaz olmaz. E olmaz da o abdestin var kabul ediyor. Abdestin var kabul ediyor. O bilerek abdestsiz namaz kılmıyor ki. Böyle bir durumu yok ki. Hatta ben şahit oldum. Gece öğle namazı kılıyordum. <laughs> Gece öğle namazı kılıyor. Kılsın. Karışma. Karışma ona. Gece öğle namazı kılıyor. Nereden anlatıyordu? Gece kalkıp iftar eden de olmuş ya. <laughs> Diyor ki uyurken oruç tutuyordu. İnsan ne hallere düşüyor. hallere <gülüyor> düşüyor. <gülüyor> Fakat... ...Kuran-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede geçiyor. Biz insanı yine o çocukluk haline geri çeviririz. Sana çocukta yapılanlar böyle şey yapıyor şimdi. 80-90 yaşındaki adam bu hareketleri bize tuhaf geliyor. Ya düşünemiyor. Düşünemiyor. O çocukluk haline geri çevirdi Cenab-ı İdrak da anlayışlı. onlar gitti artık. Onların hepsi gitti. Aynı onu çocuk gibi. İşte bizi aldatan şey... E, ...annemiz, babamız, dedemiz, izlemizin... ...bu davranışlar karşısında... E, ...bizi aldatan şey... ...yani onun kocaman aynı şekilde yaşlı adam. Başlı ...adam olması, bizim babamız olması... ...bizim dedemiz olması, ninemiz olması... ...o bizi aldatıyor. Halbuki... ...beş yaşında çocuk da onun arasında hiçbir fark yok. O duruma geliyor. Onun için hani konuyu uzattık. Dolayısıyla bu ve benzeri dinleyicilerimiz... ...ilk başına geliyorsa iyi edecek. Kusru da abdestte namazda. İkinci, üçüncü, dördüncü sık sık geliyorsa... ...hiç aldırış etmeyecek. Kuşçum var diyecek, abdestim var diyecek. Namazı dört kıldım diyecek, namazı bitirdim diyecek. Bitti. Mesela yarım saatte kusur alıyorum diyor. Uzun. Beş dakikada kusur alınır. Ha, e, e, efendim... E, kirini ovacan falan yarım saat tamam şey? Maliki taklit ediyormuş ama. Maliki mu taklit. Mu Yok. E, onlar zaten aynı şekilde... ...problem değil. E çünkü o konuda o kadar kolaylığı var ki. şey. İşte onları yanlış anlayanlar Aha. da var. Mesela kuşul abdesti aldı, değil mi? Evem eli her tarafa ulaşmadı. Ya havluyla sen kurulanıyorsun ki vücudun ıslakken. Ama her tarafa su değdi mi? Eğer bir de hani e, diyelim ki banyoda duş varsa, yani yukarıdan su akıtıyorsa, ya duş olmasa bile de kovadan aldı tepesinden aşağı döktü her tarafa ulaşır su. Sen bu ıslak bedenle aynı şekilde bornoz varsa bornozu giyiyorsun. Her tarafı ovuyorsun kurutuyorsun çünkü. Ee, havlu varsa havlu yapıyorsun bunu. E bu da delk yerine geçer buyuruluyor. E o zaman problem kalmadı ki. Problem. Efendim niyet zamanda yapmadıysam. Yani bitirdim ben. Ya niyet yapmadıysam. Bu guslü ben Maliki mezhebine göre aldım de bitti işte. O da bitti. Yani problem olmaz efendim. Peki efendim. ikinci bölümde devam edeceğiz. <laughs> Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanın asıl maksadı. İnsanın maksadı, yani hep arzu ettiği şeyler onun mabudu olur. Maksudun mabudundur, sözü meşhurdur. Casiye suresinin 23. ayetinde mealen, nefsinin arzularını ilah edilen kimseyi gördün mü buyuruldu. Ehl-i sünnet âlimleri, insanın maksudu, yani hep arzu ettiği şeyler, onun mabudu olur buyurdular. Allahü teâlâ insanları başıboş bırakmadı. Her istediklerini yapmaya izin vermedi. Nefislerinin arzularına, taşkın ve şaşkın olarak tabi olmalarını, böylece felaketlere sürüklenmelerini dilemedi. Rahat ve huzur içinde yaşamaları ve sonsuz saadete kavuşmaları için, arzularını ve zevklerini kullanma yollarını gösterdi. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyan kul mesut ve rahat olur. Nefsinin isteklerine, arzularına uyansa zelil olur. Çünkü nefs Cenab-ı Hakk'a düşmandır. Zira bir hadisi kutsi de Allahü Teala nefislerinizi kendinize düşman biliniz. Çünkü nefisleriniz bana düşmandırlar buyurmuştur. Ebu Bekir Kettani Hazretleri sevdiklerine nasihat ederken hakiki mümin nefsi istediği halde dünyadan yüz çeviren Resulullah Efendimizin yolunda ve izinde yürüyen gayesi ahiret olan cömert olup Rabbine yönelendir buyururdu. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir insanın maksudu özendiği, sağ kaldıkça ele geçirmek istediği ve ele geçirmek için her zillete alçalmaya katlandığı, hiç vazgeçmediği şey, bu maksudu, mabudu olur ve bu hali ibadet olur. Bunun için bir kimse maksadına kavuşmak için, Allah göstermesin, İslamiyetin dışına çıkarsa, farzlardan birini bırakır bir haram işlerse, namazı, orucu bırakırsa, bu maksudu onun mabudu olur, ilahı olur. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri insanların kendisini övmelerine, yermelerine aldırmaz ve onlara Bir kimse ibadetlerini yapar, hep Allahü Teala'yı hatırlarsa dünya yani insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeyler ondan uzaklaşır. Allahü Teala'yı hatırlamaktan gafil oldukça da dünya ona yaklaşır. İbadetlerden ve Allahü Teala'yı hatırlamaktan maksat dünyayı kendinden uzaklaştırmak içindir buyururdu. Ahmet Gazali Hazretleri insanlara sık sık vakitlerini boş geçirmemeleri için şöyle nasihat ederdi. İnsanlar bu alemde yolculuk halindedirler. Onların ilk konakları beşik, soruncusuysa kabirdir. Hakiki vatan ya cennet veya cehennemdir. İnsan için ömrünün en kıymetli sermayesi vakitleridir. Şehveti ve şehevi arzuları yolunu kesen eşkıyadır kazancı ve karı, cenneti ve oradaki ebedi nimetleri elde etmek, Allahü Teala'nın rızasına ve cemaline mazhar olmaktır. Zararsa cehennemde çeşitli azaplara maruz kalmak, Allahü Teala'nın rahmet ve cemalinden uzaklaşmaktır. Kim cennete girmek isterse vakitlerini Allahü Teala'nın beğendiği şeylerle geçirsin. Din büyüklerinden Ahmet Sağırbağan Hazretlerinin çok huysuz ve geçimsiz bir hanımı vardı. Bu hanım kocasını ziyarete gelenlere "Siz bu heriften ne medet umuyor, ne hayır bekliyorsunuz? Sizin işiniz yok mu?" diye bağırırdı. Bir gün bu zatın talebeleri hem bu durumu düşünüyor hem de birbirleriyle şöyle konuşuyorlardı. "Acaba nasıl oluyor da hocamız böyle bir hanımla yaşayabiliyor? Bir arada geçinebiliyor?" Onların bu düşüncelerini anlayan Ahmet Saarban Hazretleri şu cevabı verdi: Dostlarım, mesele sizin zannettiğiniz gibi değildir. Benim böyle bir kadına tahammül etmem nefsani bir hevesten değildir. Bu bizim talebelerimize verdiğimiz bir derstir. Maksat, çirkin huylu insanlarla da iyi geçinmektir. Sizin elinizde ise nefsinizi içinizden atın, bana öyle gelin. İşte bu kadar. İnsanlar zor zamanlarda bir zorlukla karşılaştıklarında müdara yapamazlar. Yani insanları idare edemezler. Böyle zamanlarda herkes içindekini ve gerçek yüzünü dışa vurur. Bencil bencilliğini, fedakar fedakarlığını, hain hainliğini gösterir. Bu problemli zamanlar bir imtihandır. Böyle durumlarda insanın maksadı, gayesi neyse o meydana çıkar. İlim tahsilinde maksat, niyet bozuksa netice felakettir. Tam tersi maksat ve niyet düzgünse netice selamettir. İnsanın ilmi arttıkça, Allah'a sevgisi arttıkça, nefsinden soğumaya, nefret etmeye başlar. Bu hale kavuşmak Allahü Teala'nın o kuruna lütuf ve ihsanıdır. O kurunu sevdiğinin alametidir. Rüveyim bin Ahmet Hazretleri, insanın okumaktan gayesi kalbini kötü huylardan temizleyip faziletlerle süslemek, gelecekte ise Allahü Teala'ya yakın olmak ve yakınlık mertebesine kavuşmak olmalıdır. Bilgisiyle riyaset, servet, makam, cahillerle münakaşa ve akranlarına üstünlük gayesi göstermemelidir buyurmuştur. İslamiyet bir ağaç gibidir. Kökü iman, gövdesi ibadet, meyvesi ise ihlastır. Kalp, dünya arzularından nefsin isteklerinden birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe ahireti sevemez, oraya hazırlanamaz. Bunun için asıl marifet, asıl maksat, çok para, mevki, makam kazanmak değil, kul olmak ve çok sevap kazanmaktır. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim ikinci dinleyicimiz, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimiz Maliki mezhebini taklit ediyorum dedi. Bir abdest dedi. Yani birkaç vakit namaz kılabilir miyim? Tabii. O yanlış anlaşılan durum, onu yerlerini oturtmak lazım. Maliki Şafii ve Hanbeli mezhebinde teyemmüm yapıldığı zaman, teyemmüm vakitte sınırlı. Maliki mezhebinde de, Şafii mezhebinde de, Hanbeli mezhebinde de vakit girince teyemmüm alınır. Vakit çıkınca biter o teyemmüm hükmü. İkinci vakitte tekrar alınır. Teyemmüm için bu. Ama abdest için öyle değil. Dört mezhepte de herhangi bir özür söz konusu değilse, abdest bozan bir şey yoksa sabah namazı kalktı, bir abdest aldı. Yatsıya kadar abdestini bozacak bir şey olmadı. Beş vakti kılabilir bir abdestle. Bir problem yok. Ama efendim müstahap değil mi? O ayrı bir gün. Şimdi nur üstüne nur. Nurun ala nur diye geçiyor. E, ama e, bir abdest almaksa sonra Abdestle yapılmış e, abdestle yapılacak bir ibadet yaptıktan sonra abdest almak gerekir. Bir misal vereyim. Mesela diyelim kuşluk vakti abdest aldım. Kuşluk namazı kıldım. Ne yaptım? Abdestle yapılacak bir ibadet yaptım. Namaz kıldım. Veya Kur'an-ı Kerim okudum. Veya Kabe'ye girdim tavaf yaptım. Ya tabiri caizse o abdesti kullandım. Ha kullandım. Ee, i̇kindi girerken tekrar abdest almam. Abdest bozulacak bir şey olmadığı halde nurun ala nur olur. Müstahap olur. Ama kuşluk vakti abdest aldım. Ne Kur'an-ı Kerim okudum. Ne Mekke'deydim Kabe'ye gittim. Yani abdesti yapılacak hiçbir şey yapmadım. Öyle girdi. Aa, nurun ala nur olur. Gideyim de abdest alayım. Caiz olmaz buyuruyor. Çünkü kullanmadım onu. Kullandıktan sonra aynı şekilde o abdesti, ikinci bir abdest alabilirsin, abdest bozulmadığı halde. Efendim, ee, ama teyemmümde böyle bir şey yok. Yok. E, vakitle sınırlı. Vakitle sınırlı. Vakitle sınırlı. Efendim, e, ama e, Hanefi mezhebinde öyle değil, yanlış anlaşım, yanlış anlaşılma olmasın. Hanefi mezhebindeki teyemmüm aynen şey gibi, suyla, suyla alan abdest gibidir. Abdesti bozacak bir şey olmazsa birkaç vakit devam, devam edebilir. edebilir. Ha temim bir şeyle suyu görünce bozuluyor. Tabii Maliki taklit ediyorsa oradaki zaten durum... zaten hı. otomatik olarak vakitle sınırlı. Bunu bir... geçen de anlatmıştınız şeyden dolayı Hüseyin Efendi rahmetullahi. Evet. Yani bizim, biz vakit girdiğince abdest alıyoruz buyurmuş ya. ha. Halbuki abdest deyince ya suyla olur ya da toprakla olur. E, temim yapıyorlardı o zaman. Onun adına da abdest Abdesti biz girince alıyoruz diye. İşte Malik mezhebinde şey vakit girince abdest alınıyormuş. Hayır değil teyemmüm o. Bunu bir ilmala saadet ebedi de açıkça yazılı. Bir de öyle büyük yüksek insanlar bütün mezheplerin şeylerine dikkat ediyordur. Dört mezhepte de mü mütehassıs olduğu için tane de ne? zaten Saadet-i Bedi'de yazmışlar. Mesela Hanifi mezhebinde olup da herhangi bir taklit etme durumu yoksa bile mesela e namazı bozmayı mübah kılan özürler içerisinde ...Hanefi mezhebindeki güzel namaz kılıyordu. Rahat yani sıkıntısı da yok. Vakit, tahti de yok. Evde namaz kılıyor. Aa, namaz kılarken... ...Hanefi mezhebinde hanımına elini değdiğini hatırladı. Şafii mezhebine göre abdesti yok bunun. Bu namaz kılıp tekrar abdest alıp namaz kılmak evladır. Şafii mezhebine de uymuş olur. Uymuş olur. Ama efendim kılarsa... ...Hanefi mezhebine göre sahih olur. <laughs> efendim... Ee, bir de dinleyicimiz dedi ki namazdan sonra yani beş vakit namazı tespit edecek namazı, elimizi kaldırıyoruz. Orada istiğfar okuyabiliriz. Estağfurullah mümkün mâkenah Allah okuyabiliriz. Ee, mesela peygamberimiz yaptığı dualardan bir tane var. Allahümme inni eselike sehate vel afiyete vel emanete ve hausdan l-hulki ve rıta'e bil kaderi bir rahmeti ki ayakhamen rahimin. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Ondan sonra dinleyicimizin dediği gibi Allahümme inni üridü en üceddil iman ve nikâhâ teyidîden bi kavli la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bunları okuyabilir miyiz? Tabii. Beş vakit dedi. Tabi beş vakit dedi. Okuruz bunları. Bir mahsur yok ki bunlar. Hatta bunları okuduk, yüzümüzü, elimizi yüzümüze sürdük. Sürdük. Bitti. Bitti yani. Dolayısıyla, e, dolayısıyla beş vakit namazda da bunlar. Hatta e, saatte belediye yazılıyor. <laughs> Ahir zamandayız. E, çünkü e, günü günlü değil yani saat ...saatini tutmayabilir... Ee, ...bu sebepten dolayı evli olan erkek ve... E, ...erkek ve kadınların... ...karı kocanın sabah akşam... ...bunu mutlaka okumalı... ...Allahümme inni yüleydü <laughs> en üceddel iman ve nikaha... ...tecdiden mikavvül la ilahe illallah... ...Muhammedun Resulü okumalı diye de... ...tavsiye edilmiş efendim... ...çünkü ahir zamandayız... ...iman gidiyor geliyor gidiyor geliyor... ...hiç farkına varmıyorsun bir şey izliyorsun... ...ya da birisi bir şey anlatıyor... ...yapma ya he he, he. falan diyorsun... ...gitti iman... İman gideceğin nikah takdir Allah-u Teala korusun bir şey yapıyorsun, bir gülüyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan. Allah Teala muhafaza buyursun. Çünkü öyle bir zamandayız. Ee, bir de dinleyicimiz dedi ki, kıldığım namaz, tuttuğum oruç. Ve teyelisine talimlerin kitaplarını alıp dağıtıyorum. Ya da dağıtanlara para verip dağıttırıyorum. E bunlardan bir ecir ücret meydana geliyor. Ben bunu hediye edebiliyor muyum? Tabii tabii bir hediye kabul ederiz bunları biz alırız bize hediye ederlerse itiraz etmeyiz. Mustafa Bey de gülüyor ben de alırım <laughs> diye tamam alırım. <laughs> <laughs> Efendim diri ölü herkese Hanefi mezhebinde e, malen ve bedenle yapılan ibadetlerin sevaplarını hediye etmek Hanefi mezhebinde caiz. E, Maliki ve Şafii mezhebinde e, namaz ondan sonra oruç gibi böyle bedene yapılan ibadetlerin sevapları mahsup ediliyor ama hediye edilmiyor. E peki Efendim ölmüşlerimize hediye etmek için. Ya e o zaman İmam Hazım Efendi Hazretleri'nin kavmini düşünürsün. İmam Hazım Efendi işte adına uyarak hediye edersin. Mahsul yok. Mahsur. Kıldığın Mahsur. namazların namazların sevabında. Tabii kıldığın namazların sevabında hediye ediyorsun. E peki ben iflas etmiş olmaz mıyım? Hayır değil. O insanlar için. Hani allah Teala rahmet eylesin. Emel anlatıyordu. Bir gün dedi böyle e, hocamız dedi tabii Kuleli'de. E, hocalar olmaz bile aynı zamanda kayınpederleri de oldu hep öyle anlatırdı. Aslında hepimizin hocası Hüseyin Efendi rahmetullah teala hocamız dediler bir şey sordum. Hemen evlerinde de kendileri göre anlatma şekli var da ne yapayım ne yapayım dediler ya orada zayi olmasınlar diye. Efendim işte mahşer günü çok kalabalık olacak. Çok. Şimdi 8 milyar insan var tamam mı? Önceki asırlarda da geldi. Uf, kaç milyar bilmiyoruz. Cinler de var. E, o kadar kalabalığın içerisinde zayi olursa, unutulursa e, falan on sana mübarek uyumuş ki ...karşım uyumuş. ...insanların işi karışık olur. Allah Teala'nın ki değil. Allah Teala'nın işlerinde karışıklık olmaz. Allah Teala'nın işlerinde karışıklık olmaz. Dolayısıyla e, bir kimse yaptığı ibadetlerin sevabını geri onu bir kimseye şey yaparsa Allah Teala öyle keri, kerim, öyle ihsan sahibi ki bizim anlamamız mümkün değil. Öyle buyurdu için O onu bulur. O onu bulur. Yedi de bulur. Hediye ed, hediye edene de edeni de müflis etmez. Buyurur ki sen benim yarattığım muhtaç, aciz birisin. Kendin gibi acizlere sen böyle yardım ediyorsun. Ben de şimdi sana yardım edeyim. Ne kadar kişiye hediye ettim? Bin kişi. Ne kadar donları Birer ton. Bin tane ton. Birer ton. Tamam mı? <laughs> <laughs> Bin tane birer ton. Sana geri geliyor. Sana geri geliyor. Karlı mı? Karlı. Karlı tabii. Karlı tabii. Onun için ee, e, Allah-u Teala ihsan sahibidir. Hatta e, konu konuyu açıyor da Evvela bilir de de... ...hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh de... ...saattebedi de mi? Yoksa diğer kitaplarda mı almışlar onu? Mahşer günü... ...bir kul hesaba çekiliyor. Öyle bir denk gelmiş ki... ...bir tane sevap olursa cennete gidecek. Bir tane eksik var ya. Bir tane eksik var. Melekler arz ediyor. allah Teala. Ya Rabbi görüyorsun kulumu, kulunu. Allah-u Teala da buyuruyor ki... ...onu serbest bırakın. Mahşere gitsin. Bir sevap bulsun gelsin. Onu kurtaracak gelin bak. Dalıyor anasına babasına yok oh, diyorlar. O bir sevap belki Bize lazım. Evladı uyan, a -a, torun, a -a, arkadaş, a -a. kimse yok. Böyle elleri kolları yan tarafa düşmüş. Ümitsiz. Ümitsiz böyle şey yaparken birisi geliyor omuzuna dokunuyor. Hayırdır diyor. Ya diyor, bir tane sevap olsaydı diyor kurtulacaktım. Bir sevap yetiyor mu sana diyor. Öyle dediler diyor. Ya diyor bana amel defterimi verdiler. Baktım diye bir tane sevap var o beni kurtarmaz diyor. Bari sen diyor kurtul diyor al diyor veriyor onu. Sevinerek geliyor. Getiriyorlar koyuyorlar arkadan tamam. Allah-u Teala melekleri durun diyor. Nereden bulmuş onu? Nereden buldun? Anam baban yok diyor. Tanımadığın birisi verdi diyor. Gitsin onu bulsun geçsin mahşerin <laughs> Melekler diyor ki allah Teala böyle emret. git diyor. O sevap vereni getir. Dalıyor buluyor onu. Diyor seni çağırıyorlar. Ne yapacaklar? Bilmiyorum diyor seni çağırıyorlar. Ma Nisan'ın başına getiriyorlar. Allah Teala melekleri vasıtasıyla sorduruyor. Sorun bakalım diyor. Onun sevabı çok muymuş? Yok diyor. Benim de sevap falan yoktu. Bir taneydi diyor. Baktım, diyor. Baktım diyor. Bir, Bana bir şey yaramaz. O kurtulsun <laughs> dedim. Melekler de diyor ki: ya Arap kulunu duydun. Bir tane sevap varmış. O da bu kurtulsun diye vermiş." Bunun üzerine Allah Teala buyuruyor ki: "Ey kulum. Sen muhtaç olduğun halde aciz, muhtaç başka bir aynı şekilde kulumun azap görmesini istemedin." o kurtulsun dedin. Seni azap yeri olan cehenneme göndermek de benim şanıma yakışmaz buyuruyor. Melekler ne diyor ki bunun ne kadar günahı var? Silin diyor, siliyor. Mülk sahibi o. E sevabı yok. O kadar da sevap yiyorsun diyor. Sevap. Hadi diyor bunlar el ele tutsun doğru cennete gitsin. Cenab-ı Hak böyle diyor. Ya bir sevap hediye ettin. Tamam mı? Nereden açılmıyor? Bir sevap hediye etti. O hediye etmesi sebebiyle, vermesi sebebiyle günahları silindi ve cennete gitme durumu söz konusu oldu. Onun için hani Emre Abiler de hep anlatırlardı. Veren el, hadis şerif çünkü o. Alandan üstündür. Veren her zaman öyle. Veren aziz olur. Alan zelil olur diye de kitaplarda yazılır. Efendim ee, sevapları gönderebiliriz. Son dinleyicimiz yağmur yağarken dua kabul olur diyor. Elimizi kaldıracak mıyız yolda giderken böyle? Evet. hayır. Hatta yemek yerken bile aynı şekilde kaldırılması bildirilmiş. Namazlardan sonra yapılan duada eli kaldırmak sünnettir buyuruyor. Öbürlerinde değil. Yolda gidiyoruz. Yağmur yağarken içimizden dua eder gideriz. Elimizi kaldırmamış şart değil. Veya yağmur yağarken dışarı çıkmak gerekmiyor değil mi? Dua Evin içinde de aynı şekilde dua edebiliriz. Eli kaldırmak şart değil. Yok yani. Efendim ee, bir de dinleyicimiz dedi ki ya Rabbi sabır ver. Efendim bu cahillerin sözü zaten üzerinde durduk. E, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yakup Aleyhisselam, Allah-u Teala'nın peygamberi. Ben Rabbimden sabır talep ederim. Ee, ya Kur'an-ı Kerim, ayet Kerim e bu. ayet böyle bildirirken, efendim işte sabır istenmezmiş falan. Nereden çıkardınız ya? uyur uyuruk şeyleri söylüyorsunuz. Hiç alakası yok. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum